Hanım Perseleri. Bugün bizler aramızda olan kıymetli misafirlerimiz ve geleceğimizin aydınlık yüzleri sevgili öğrencilerimiz. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün birlikte hazırlamış olduğu Türkiye'de Demokrasi Hareketleri konulu panelimize hoş geldiniz. Devlet üç temel üzerine inşa edilir. Vatan, millet ve egemenlik. Vatan ve milletin neyi ifade ettiğini hepimiz anlıyoruz ve biliyoruz. Ancak egemenlik için şunları söyleyebiliriz. Eğer egemenlik bir kişinin elinde ise monarşi, bir grubun elinde ise oligarşi ve eğer egemenlik halkta ise demokrasi olur. Temel kavramları öncelikle eşitlik, özgürlük, hürriyet, fırsat eşitliği gibi kavramları içeren toplum, birey için çok önemli olan demokrasi. Osmanlı Devleti'nden günümüze değin Türkiye'de demokrasi adına birçok mücadele verilmiş ve inişli çıkışlı bir süreç yaşanmıştır. Gerçek anlamda ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenlik padişahlıktan alınarak halka verilmiştir. Ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesiyle hayata geçmiştir. Ancak demokratik bir yaşama kavuşmak hiç de kolay değildir. Devamlı mücadeleyi, uğraşıyı isteyen bir süreçtir. İşte bugün bu zorlu süreçte demokrasi için bizzat mücadele edenlerle demokrasiyi dinleyeceğiz. Programımıza geçmeden önce bugün bizlerle burada bulunan değerli misafirlerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Hüsamettin Cindorok, Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Sayın Hasan Korkmazcan ve İstanbul Arap Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Abdülhalim Çay hocamızın özgeçmişlerini size takdim etmek istiyorum. Hüsamettin Cindoruk 1933 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Demokrat Parti gençlik kollarına başladığı siyasi yaşamında pek çok önemli görevler üstlendi. Hürriyet Partisi ve Büyük Türkiye Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk, Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de görev almıştır. 1986 yılında Samsun ve 1991 yılında Eskişehir Milletvekilliği yapmıştır. 1985-1987 yılları arasında Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüten Cindoruk, 16 Kasım 1991-1 Kasım 1995 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmıştır. Cindoruk, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı üzerine 17 Nisan 1993-16 Mayıs 1993 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı vekaleten üstlenmiştir. Hasan Korkmazcan 1941 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. Avukatlık ve gazetecilik yapan Korkmazcan 1965 senesinde siyasi hayata girerek 1969 genel seçimlerinde Adalet Partisi listesinden Denizli milletvekili seçilmiştir. 1970'te bu partide meydana gelen bölünmeden sonra Demokratik Parti'nin kurucuları arasında yer almıştır. Dördüncü dönem Denizli milletvekili yapan Korkmazcan, Anavatan Partisi Grup Başkan Vekilliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığı göreviyle aktif siyaset yaşamına dönen Korkmazcan, Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı'dır. Abdülhalim Mehmet Çay, 20 Aralık 1945 tarihinde Çorum İskilip'te doğmuştur. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1999 yılında Çorum Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Çay, 57. hükümetteki Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları ile koordinasyondan sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmüştür. Hocamız İstanbul Arap Üniversitesi'nde Tarih Bölüm Başkanlığı olarak akademik hayatına devam etmektedir. Panelimize geçmek üzere
Sayın konuklarımız Hüsamettin Cündoruk ve Hasan Korkmazcan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve de panelimizi yürütmek üzere de Profesör Doktor Abdülhalim Çay hocamızla yine alkışlarınızla sahneye arz ediyoruz. Değerli konuklarımız, sözü paneli yönetmek üzere İstanbul Ardın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Abdülhalim Çay hocamıza bırakıyorum. Dekanım, üniversitemizin değerli öğretim üyeleri, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, bugün gerçekten güzel bir gün. Benim meslek hayatımda da güzel bir gün, bir tarihçi olarak. Çünkü Türkiye'de demokrasiyi herhalde daha iyi anlatabilecek, o günleri yaşamış, bizzat içinde yaşamış bu büyüklerimizden dinlemek güzel bir şey. O bakımdan bu davetimize icabet ettikleri için Sayın Başkanımız Cindoruk Bey'e ve Sayın Korkmazcan'a hakikaten bütün samimiyetimle teşekkür ve borç biliyorum. Tabii konumuz olan demokrasiyle ilgili oldukça güzel tarifler var. Demokrasi, insanların özgür, onurlu ve korkudan uzak yaşamalarına imkan veren tek bir siyasi rejimdir. Demokrasi, insanların özgürlük, onurlu ve korkudan uzak yaşamalarını imkan veren tek bir siyasi rejim olarak, rejimlerin en iyisi olan demokrasi, rejimlerin de en kolayı değildir. Bu sebeple özgürlüğe, insan haklarına, hür seçime, hukukun üstünlüğüne, yurttaşların kanun önünde eşitliğine dayalı, bugün anladığımız tarzda bir demokrasinin bütün gerekleriyle uygulanışı yalnız Türk tarihinde değil, dünyamızın tarihinde oldukça yeni bir olaydır. Yani bunu Avrupa tarihine de baktığınız zaman, dünya tarihine baktığınız zaman bunun değişmezliğini anlarsınız. Çünkü demokrasi dediğimiz hadise aşağı yukarı 20. yüzyıldan, 20. yüzyıl başlarından itibaren şekillenmeye başladığını görebiliyoruz. Demokrasi çağımızın en çekici, en sihirli sözcüklerinden biri. O kadar ki birçok açıdan birbirlerine taban tabana zıt rejimler bile kendilerine demokratik sıfatını vermekten kaçınmamışlardır. Ki bunu biz işte Hitler Almanyası'nda, faşist İtalya'sında ve bugün birçok ülkede gördüğümüz sözüm ona %95'li tek aday olarak %95 halkın oyuyla iş başına geçen demokratik ülkelerde bunun acı tecrübelerini yaşıyoruz. Demokrasi rejimini otoriter veya totaliter baskı ve diktat rejimlerinden ayıran gerçek ölçüt yahut kriterimiz demokrasinin vazgeçilmez unsurlarına bakmamız gerekiyor. Gerçek demokrasi her şeyden önce hür seçime dayanır. Bir milletin kendi kendine yönettiğinden söz edebilmek için milletin siyasi tercihinin serbest ve dürüst seçimlerle ortaya konabilmesi şarttır. Bir ülkenin demokratik şekilde yönetilmesi, o ülkede kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, düşünce ve kanaat hürriyeti, söz ve basın hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, inanç ve ibadet hürriyeti, seyahat hürriyeti ve bunlar gibi temel hak ve hürriyetlerin fiilen işler halinde bulunması gerekir. Anayasalarında açıkça belirlenen sebepler ve yine anayasanın öngördüğü yasal sınırlamalar dışında temel hak ve hürriyetlerin keyfi şekilde sınırlandırılmaması demokrasinin en temel unsurlarından bir tanesidir.
Demokratik rejim, herkesin yaşamını ve maddi varlığını koruma yanında, manevi ve fikri varlığı da koruma ve geliştirme hakkına sahip olabilmesi anlamına gelir. Gerçek demokraside idare edenlerin işlem ve eylemleri bağımsız yargının denetimine tabidir. Hukuk devleti ve hukuk üstünlüğü ilkesine saygı gösterilir. Temel hak ve hürriyetler bağımsız yargı organının güvencesi altındadır. Totaliter rejimler için, halk için iyi olanı sadece biz biliriz. Halkın kendi kendine yönetmesi önemli değildir. Yönetimin halk yararına olması önemlidir görüşüne dayanırlar. Demokraside ise yönetimin halk için ve halk yararına olması elbette gereklidir ve önemlidir. Fakat bu yeterli değildir. Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi söz konusudur. Totaliter rejimde iktidar partisi mutlak ve tartışılmaz gerçeği tek elinde tutar. Sözde halkı temsil ettiği ileri sürülen organlar bulunsa bile bu organlardaki üyelere düşen görev sadece baştakilerin tespit ettiği parti çizgisini öğrenmek, doğru olduğunu kendilerine parti yönetimi tarafından tebliğ edilecek olan düşüncelerini tartışmasız alkışlamaktan ibarettir. Buna karşılık demokratik sistem gerçeğin kimsenin tek elinde olmadığı bilincinde hareket eder. Beşer Şasar ifadesi her insanın yanılabileceğini hatırlatan iki kelimelik güzel Türk atasözünde demokrasinin özü ve gerekçesi açık olarak saklıdır. Çağdaş anlamda demokrasi, ırk, renk, mezhep, cinsiyet gibi sebeplerle bir kısım yurttaşların siyasi haklarından yoksun bırakılmaları kabul etmez, kanun önünde eşitliğe önem verir. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra Türk tarihine baktığımızda Türkiye'deki yenileşme hareketlerinin, Türkiye'deki demokratikleşme hareketinin genel bir şeyini, tavrını sıralamamız lazım. Özellikle Osmanlı idaresine baktığımız zaman 18. yüzyıla kadar genellikle padişahların, sultanların idaresi altında Divan-ı Hüvayun dediğimiz bir yapı vardı. Ve padişah üzüm gördüğünde Divan-ı Hüvayun'a başvurmak suretiyle gerekli kararları alır, gerekli kanunları uygulardı. Daha sonra 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın başlarından itibaren bir meşveret meclisi oluşturulması düşünüldü Divan-ı Hümayun'un dışında. Burada ana sebebi idari yapıdaki değişikliktir. Yani sultan büyük ölçüde iktidarını kaybetmiş, vezirlik makamına getirilmiş olan, vezirazamlık makamına getirilmiş olan yöneticinin kontrolü altına büyük ölçüde devlet yönetimi girmiş vaziyetteydi. Bu ister istemez iki idareci arasında meşvereti gerektiriyordu ve meşveret meclisleri oluşturmaya başladı. İşte bu meşveret meclisleri ilk oluşmasında diğer bir olay da 1789 Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu düşüncelerdir. Fransız İhtilali bir yandan teokratik rejimleri yıkarken, otokratik yapıları ortadan kaldırırken bir yandan da demokratik düşünceleri gündeme getirmiştir. Daha da önemlisi ilk defa 1789 Fransız İhtilali ile beraber dünya çapında bir millet anlayışı dünyanın gündemine gelecektir. Bu millet anlayışı özellikle o dönemdeki dört büyük imparatorluğu sarsmıştır. Bunlar Büyük Britanya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Çarlık Rusyası ve Osmanlı Devleti. Ve Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu bu milletleşme, millet düşüncesi, Fransız sınırları içerisindeki halk, Fransız milletidir noktasında hareket eden bu düşünce, halk kavramını, millet kavramını ve diktatörlük rejimlerini sarsan en önemli düşünce olarak gündeme geliyor. İşte bu çerçevede, tabi Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemlerinden itibaren bir duraklama dönemine giriyor ve gerileme dönemi başlıyor. Özellikle Çarlık Rusyası karşısında uğranılan büyük başarısızlıklar, ikinci Viyana bozgunu ister istemez Osmanlı İmparatorluğu'nda bir yenileşme hareketleri için bir kıvılcım oluyor. Bilhassa Rönesans ve Reform hareketleriyle Avrupa, daha sonra sanayileşme yolunda büyük adımlar atmak suretiyle büyük mesafeler almış. İşte o çerçevede Türkiye'de de buna paralel bir yenileşme hareketi nasıl olabilir düşüncesiyle hareket edildiğini görüyoruz.
Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu milliyet duygusu, bilhassa Osmanlı Devleti'nde 1804 yılında Etnike Eterya kuruluşlarıyla Mora Yunanistan'ında, Mora bölgesinde Yunan ihtilalinin çıkmasına sebep veriyor. Ve bu ihtilal 1829 yılında Mora'da bir Yunan devletinin kurulmasıyla noktalanıyor. Yine Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu bu milliyet duygusu Balkanlarda Bulgar, Sırp, Roman gibi, Arnavutluk gibi birçok ülkelerde milliyet duygusunu ön plana çıkararak milleti harekete, bu toplulukları harekete geçiriyor. İşte bu durumdan sıkıntıya düşen Osmanlı Devleti 7 Ekim 1808 tarihinde bir yapıya senede ittifak anlaşması yapmak suretiyle bir çare arıyor. Bu idari yapıya bir çare arıyor. Özellikle 3. Selim yapmaya çalıştığı inkılap hareketleri sonunda bir ihtilal sonrasında öldürülüyor ve yerine 2. Mahmut, genç yaşta 2. Mahmut geçiyor ve onun vezir azamı Alemdar Mustafa Paşa'nın ilgilenmesiyle 7 Ekim 1808 tarihinde senedi ittifak anlaşması yapılıyor. Bu senedi ittifak anlaşması da bir bakıma saltanatı elinde tutan katrolarla halkı temsil eden katrolar arasında bir dayanışma sağlanıyor. Ve bu dayanışma ister istemez karşılıklı tavizleri gerektiriyor ve devlet idaresinde yeni bir yapılanma söz konusu oluyor. Merkezle taşlı arasındaki bu dengeyi sağlama politikası daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti'nin başına bir takım belalar getirecektir. Nedir bu? Özellikle bir takım eyaletlerde belli güçlü ailelere dayanan zümrelerde bir takım isyan hareketlerinin çıkmasına veya kendi güçleriyle devletten bir takım makamları istemelerine, bir takım arzularını yerine getirmeleri için harekete geçmek durumunda hissediyorlar. Ve bu da Osmanlı Devleti'nin bu döneminde birçok isyanı, işte Bedirhan isyanı gibi örnek olarak görüyorum, isyanların bölge bölge çıkmasına sebebiyet veriyor. Şimdi daha sonra özellikle 1829'da Yunanistan'a bağımsızlık verilmesinden sonra 1838 İngiltere ile yapılan ticaret anlaşması sonrasında İngiltere'nin önemli şekilde Osmanlı Devleti'nde bir nüfus sahibi olduğunu görüyoruz. İşte o çerçevede Tanzimat Fermanı'na giden yol o sayede gerçekleşiliyor ve İngiltere'deki sisteme benzer bir sistemle ilgili tartışmalar başlıyor ve Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Tanzimat Fermanı'yla ki orada en önemli şey saltanatın hükümranlık yetkisi, karar verme yetkisi tamamen iptal ediliyor. Hatta bir şairimizin dediği gibi bildirir haddine sultanı senin kanunun şeklinde Tanzimat Fermanı ile ilgili sultanın yetkilerinin tabiri caizse kanun olmadan, hukuk olmadan kullanamayacağı hususu gündeme getiriliyor. Bunu 1856 yılındaki ıslahat fermanı takip edecektir. Islahat fermanında da bu Tanzimat Fermanı'ndaki bir takım şeylerin tekrarından ibaret yine bir takım tavizler var. Çünkü Islahat Fermanı öncesinde biz 1851-52 yılında Kırım Savaşı'na girmişiz. Özellikle Çarlık Rusyası'nın İngiltere'ye başvurarak kucağımızda ölmek üzere olan bir devlet var. Bu devleti ölmeden paylaşmamız lazım. Eğer bu paylaşmayı yapmazsak bir dünya harbine sebebiyet verebiliriz. Gelin bu Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşalım demiştir. Ancak o dönemde İngiltere'nin menfaatine uymadığı için bu gerekçe İngiltere'nin uyarısıyla Osmanlı İmparatorluğu savaşı göze almış. Neticede İngiltere, Fransa ve Piemonte devletlerinin de desteğiyle Kırım Savaşı'nda Çarlık Rusyası mağlup edilmiştir. O mağlubiyet sonrasında 1856 ıslahat fermanı ilan edilecek. Yani o galibiyetin sonrası verdiğimiz bir tavizdir. İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerine verilen bir tavizdi bu aslında. Ve onun sonucu olarak da çok ilginç bir madde vardır. Osmanlı İmparatorluğu bir Avrupa devletidir.
ve sınırlarının güvencesi Avrupa devletlerin himayesindedir maddesi vardır. Ki bugün tartıştığımız işte girmekte kapıları yüzümüzde kapattıkları Avrupa Birliği hikayesi ne baktığınız zaman 1856 yılında Avrupa bizi kabul etmiş. 1856 ıslahat fermanı sonrasında o fermanın sağlamış olduğu imkanlarla özellikle Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde Ermeni unsurların 1862 Ermeni kilisesine verilen tavizlerle Ermeni kilisesinde 150 kişiden oluşan bir şehir oluşturulmasıyla bir heyetin oluşturulmasıyla beraber Ermeni faaliyetleri başlayacak. Taşnak, Hınçak gibi komiteler aşağı yukarı 1870'li yıllardan itibaren yer yer Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde isyan edeceklerdir. İşte o çerçevede bizde ne oldu diyeceksiniz. Tanzimat'la beraber gelen o millet fikriyle biz Osmanlılık düşüncesini gündeme getirdik. Osmanlılık düşüncesiyle Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan halk Osmanlıdır demeye başladık. Ve Tanzimat Fermanı'nın getirmiş olduğu bu şeyden ki o dönemi savunan en önemli yazarlardan bir tanesi Namık Kemal'dir. Ve Osmanlılık fikrini savunmak suretiyle bu uyumu sağlamaya çalıştık. Ancak gördük ki o gelen milliyetçilik akımı, o milliyet akımı Ermeni isyanlarıyla, daha sonra doğuda çıkarılan, kullanılan Kürt isyanlarıyla, Sırp, Bulgar, Yunan isyanlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda bunun gerçek olmadığını gördük. Neticede 1876 yılında Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra meşrutiyeti ilan etmeyi düşünen Abdülhamit tahta geçirildi ve 1859 yılında teşkilatlanan Jön Türkler dediğimiz içinde Namık Kemal'in, Ali Suavi'nin bulunduğu aydınlar kesiminin oluşturduğu bu ekip ve daha sonra Mithat Paşa ve arkadaşlarının da katıldığı ekip birinci meşrutiyet anayasasını gündeme getirdiler. Bu anayasada ilginç iki husus var. Bunlardan bir tanesi aynen İngiliz sisteminde olduğu gibi Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası'na karşılık olarak Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi, Meclis-i Ayan olmak üzere yani halkın seçtiği heyetle hükümdarın seçtiği bir heyetten oluşan iki meclisli bir yapı oluşturuldu. Ve bu birinci meşrutiyet anayasasında bir şey daha yaptık biz. Gayet iyi niyetle hareket edildiği için demokrasiye geçiş açısından düşünürseniz Osmanlı İmparatorluğu'nun gayrimüslim, Müslüman, gayri Türk, Türk bütün fertlerine aynı imkanı sağladık. Ve 140 kişilik birinci meşrutiyet meclisindeki Türklerin oranı %40'tır. %60 gayri Türk unsurların nüfusudur. O gayri Türk unsurların da %20'si Hristiyan topluluklardır. Hristiyan ve Musevi topluluklardır. Ve böyle bir meclis oluştu. Ama o tarihte örnek aldığımız İngiltere'ye baktığınız zaman İngiliz parlamentosunda ne Avam Kamarası'nda ne Lordlar Kamarası'nda İngiliz soyundan olmayan, bakın soy diyorum, İngiliz ırkından olmayan, İskoç gibi şey gibi topluluklara ait bir tane fert bulamazsınız. Tamamı İngiliz'dir. Böyle bir yapı var. Ve bu yapı ancak daha sonra çıkan 1877-78-93 harbiyle bir buçuk yıllık bir süre içerisinde birinci meşrutiyet meclisi kapanacak. Arkasından Abdülhamit dönemi başlayacak. 1897 Türk-Yunan Savaşı. Arkasından daha sonra Jön Türk Hareketi'nin gelişmesiyle İttihat Terakki'nin teşkilatlanması ve 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı için Abdülhamid'in zorlanması ve ikinci Abdülhamid'in bunu kabul edilmesi ve daha sonra 31 Mart vakası ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesi hadiselerle karşı karşıya geliyoruz. Arkasından da Balkan Savaşı ve onu takip Balkan Savaşı öncesinde Trablusgarp Savaşı, arkasından Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı yani 1911'li yıllardan Cumhuriyet İstiklal Savaşı'na devam edecek olan 1922 yılına kadar sürecek olan
bir 11 yıllık bir savaş dönemi Türkiye'ye karşı karşıya kalıyor. İşte bu çerçeve içerisinde biz ne yaptık? 1922 yılında son zafer kazanıp 9 Eylül'de Yunan ordusunun denize dökülmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Cumhuriyet Devleti'nin idaresini kurdu. Özellikle bu Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber, Cumhuriyet İdaresi'nin kurulmasıyla beraber bir anayasa, 1924 anayasası gerçekleştirildi. Ve anayasayla beraber 1938-45 yılına kadar tek parti dediğimiz bir iktidarın yönetiminde kaldık. Bu süre içerisinde Atatürk'ün iki denemesi var. 1924 yılında ve 1932-33 yıllarında çok partili hayata geçmek için iki denemesi oldu. Ancak o iki deneme, birisi Şeyh Said İsyanı sonrasında, diğeri de yine bu iç bunalımlar sebebiyle tasfiye edildi ve 1945'li yıllara kadar tek partili bir dönem başlamış oldu. Şimdi özellikle bu dönemde, bu dönemle ilgili olarak 1945 sonrasında çok partili demokratik hayata geçildi. Ve bu demokratik hayat 1950 seçimleriyle iktidara Demokrat Parti'nin gelmesiyle beraber bir çok partili demokratik hayata geçtik. Dolayısıyla buradaki demokratik hayata geçtik diyoruz ama demokratikleşme toplumumuzda gerçekleşti mi? Bunun tartışmasını yapacağız. Ve bu konuda da iki tecrübeli büyüğümüz, abimiz huzurumuzda Sayın Hüsamettin Cindoruk Bey geçmiş tecrübelerini ve gördüğü, bizzat içinde yaşadığı olaylarla bizleri aydınlatacak. Daha sonra da Hasan Korkmazcan Bey bu konuda görüşlerini iletecekler. Şimdi sözü Sayın Hüsamettin Cindoruk Bey'e vererek bu konuyu başlamamızı sağlayacağız. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli öğretim üyeleriniz ve değerli gençler. Konumuz aslında demokrasi. Sayın Çay, demokrasi günlerine veya olayına kadar tarihsel süreci anlattı. Ben onları anlatacak değilim. Anladığım kadarı bana verdiği görev 1946'dan böyle yaşadıklarımızın bir açıklaması ve bence güncel konulara dönüş. Doğrudur. 1945-46 yıllarında çok partili hayata geçtik. 1950'de ve seçimlerde bunu güçlendik. Bugün hala Türkiye'deki demokrasi tartışılırsa ilk değer yargımız şu oldu. Biz demokrasiyi iyi yönetmedik. Demokrasiyi iyi yönetseydik, bugün Türkiye'de demokrasinin varlığı, insan hakları, yargı adaleti ve buna benzer kavramlar tartışma konusu olmazdı. Benim içinde bulunduğum dönemde yaşadıklarımdan bazı sonuçlar çıkararak kendi fikirlerimi size söylemek istiyorum. 1952 yılında Demokrat Parti Gençlik Kolları'nda siyasete başladım. Uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde bir yandan avukatlık mesleğini yapmak, bir yandan da siyasette çeşitli partilere gidip gelmek yahut da savrulmak diyebilirsiniz. Hayatımızı doldurdu. Şimdi geçmişe baktığım zaman güncel siyasi değerlendirmenin dışında daha objektif, daha tarihe yakın bir bakış açısı ve değerlendirme fırsatı var. Doğruları söylemek zorundayız. Belli bir yaşa geldikten sonra hala siyasi ithamlar, siyasi değerlendirmelerle uğraşamayız. Onun için şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Bizim siyasi hayatımızın içinde bulunan hareketler zaman zaman demokrasiyi kavramışlar, hatta ulaştık sanmışlar. Ama ulaştık sandıkları hedefler yakınlaştıkça uzaklaşmıştır. İlk hayat hikayemizde, demokratik hayat hikayemizde sıkıntımız
50-60 derece içindeki olayların bir darbeyle sona ermesidir. Türkiye 27 Mayıs 1960 günü bir darbeyle karşılaştı. Halbuki demokrasiye alışmış veya geçmiş sayıyorduk kendimizi. Ama parlamenter sistemin içerisinde iktidar tarafının, muhalefet tarafının kavramlar arasındaki tartışmaları siyasete dışına taşımamızdan ötürü siyasi mücadele bir demokrasi olgusu yarattı. Burada 1924 Anayasası'nın rolü var. 1924 Anayasası aslında objektif baktığınız zaman içinde tutarlı, rigid, sert bir anayasadır. Ama bu anayasada teminatlar yoktur. Yani kamu otoritesini sınırlayacak, denetleyecek bir otorite yok. Bunların içinde en başta Anayasa Mahkemesi var. Bir senato yok. Milli mücadelenin getirdiği kanunların coşkusu var. Ama tutarlı olan 105 maddelik bir anayasada devlet için, demokrasi için, gerçek bir özgürlük için bir güvence yok. 27 Mayıs'taki darbe nedir? Bir askeri harekettir. Ordunun İttihat Terakki dönemlerine dönmesi ve siyasi iradeyi ortadan kaldırmaktır. Ben darbeyi şöyle tarif ederim. Darbe bir ordunun, ülkesinin istisnasız bütün yönlerini, görevlerini ele geçirmesidir. Kurallarını ele geçirmesidir. Kurumlarını ele geçirmesidir. Mutlak bir egemenlik kurmasıdır. 27 Mayıs 1960'ta olan budur. Ve bunun arkasından kurulmuş olan bir mahkeme var. Bir ihtilal mahkemesi var. O da biz Yassıada Mahkemesi diyoruz. Yassıada Mahkemesi dedi mutlak otoritesi gücünü, meşruiyetini ordu darbesinden alıyordu. Üzülerek şunu söylemek istiyorum. Benim siyasi hayatım boyunca darbeler devam etti. Daha doğrusu ordunun darbe yapma kabiliyeti, imkanları sürdü. Türk demokrasisinin en büyük sıkıntılarından biri Türk askeri otoritesinin zaman zaman siyasi otoriteye bu şekilde müdahale etmesidir. Haklıdır, haksızdır bu tartışmayı tarih önünde de yaparsınız. Ben de yaparım. Objektif yüzünde değildir, subjektiftir. Ama sonuca baktığınız zaman 15 Temmuz'daki hareket dahil Türkiye'deki, hatta bana sorarsanız bugün dahil Türkiye'deki silahlı kuvvetlerimizin darbe yapma potansiyeli, imkan ve kabiliyeti sürmektedir. Yargılamalar bunu gösteriyor. Yargılamalarla birlikte ortaya çıkan sonuçlarımızı gösteriyor. Ve bugün ülke dışındaki otoriteleri bu konuda verdikleri yargılar, hükürler diye bunu gösteriyor. Venedik Komisyonu'nun son raporundaki Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelmiş olan eleştirileri hep biliyorsunuz. Aynı şekilde Avrupa Birliği Komisyonu'nda, aynı şekilde Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili kararlarında çok rigid davranmışlardı. Bu davranmalarındaki haklılık payı da benim ölçülerimde az değildir. En sonunda Avrupa Konseyi Türkiye'yi bekleme odasına almıştır. Bu çok acı bir şeydir. Çünkü darbeler döneminde bir Avrupa Konseyi Türkiye'ye müsamaha göstermiş. Hatta Yüce Meclisi delegelerinin Avrupa Konseyi toplantılarına katılmasını kabul etmiştir. O nedenle o sıkıntılar aşma düşünce önümüzde çok kısa bir süre olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde belli bir noktaya gelmişken patinaj yapmamızdan Türkiye siyasi ve ekonomik büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya devam edecektir. Şimdi sözümü başına tekrar ederek söylüyorum. Biz demokrasiyi yönetemedik diyorum. Şimdi demokrasi iyi yönetilmediyse bunun sorumlusu siyasettedir. Bundan hiçbirimiz kaçamayız. Siyasetin, demokrasinin gelişmesi, büyümesi, özgürleşmesi yönünde çalışmaların dışında dengemizi de koruması gerekiyordu. Savunması da gerekiyordu. Demokrasinin darbelerle kesilmesindeki sorumluluk payı sadece darbeyi yapanlara yüklenemez.
biz siyaset yapanları da bu konudaki ihbar eski tabirle terahisi vardır. Şimdi inşallah önümüzdeki yıllarda siz gençler böyle olaylarla karşılaşmasınız ve mesele demokrasi rayında gelişerek sürer. Neye ihtiyacı var Türkiye'nin? Türkiye'nin demokrasi açısından en büyük isteği şu: demokrasiye imkan veren ve demokrasinin götürülmesini önleyen bir anayasa değişimine ihtiyaç var. Bir anayasa mahkemesine ihtiyaç var. Adil yargılama yapacak olan yargılama organına ihtiyaç var. Yani kuvvetler ayrımına ihtiyaç var. Kamu otoritesinin her zaman yargı veya yasamayla denetlenmesini sağlamak lazım. Şimdi bu açıdan işi uzatmadan son noktaya getiriyorum. 1918 yılında Türk Anayasası bu imkanları veriyor. Şimdi Türkiye'de bugün yeni bir sistem ortaya çıktığı ifade ediliyor. Nedir bu? Yanlış bir tabir kullanıyor bir takım siyaset adamları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem anayasa biliminde yok. Çünkü anayasa hukuku anayasa bilimine dayanıyor. Burada değerli hukukçu eğitim görevlileri var. Dünyanın neresinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem olabilir? Hükümet yok ki Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı var. Yürütme erkeni tek başına temsil eden bir Cumhurbaşkanı varsa orada hükümet yok. Kim var? Bakanlar var. O bakanları çeşitli kelimelerle tarif ediyor. Mesela Amerika'da sekreter diyorlar. Bir başka da ülkede yardımcı diyorlar. Bir başka ülkede bakan da diyorlar. Ama bakanlar kuruluyor. Bakanlar kurulu nedir? Bir siyasi organdır, karar organıdır. Bakanlar kurulunda bir başbakan vardır. Bir başbakan var ve bakanlar kurulu toplantılarından çıkan kararlar var. O kararlar da talimatnameden öğretmektir. Kanun teklifleridir. Devleti idare etmek erkek, yürütme olarak bakanlar kurulundadır. Bakanlar kurulu varsa hükümet vardır. Bugün Türkiye'de hükümet, ben tabii söylüyorum, balkona çıkmıştı. Meclisin salonunda hükümet. Hükümet üyeleri meclis salonuna giremiyor. Yani hükümet üyesizlikleri bakanlar. Bakanlar sistemiyle Cumhurbaşkanı devleti götürüyor. Peki bakanlar ne yapıyorlar? Kor diplomatikle generallerle beraber balkondan meclis müzakereleri takip ediyor. Peki meclis bakanlar kurulu dediğiniz yahut bakan dediğiniz kişilerin devri mi ayrı? Gel soruyor. Araştırmalar elbisi yok. Sözlü soruyor. Neyle denetleniyor? Sadece yazılı soru. Yazılı sorularla bir kamu otoritesinin, bir büyük otoritenin denetlenmesi mümkün değil. Peki Cumhurbaşkanı kim denetleyecek? Cumhurbaşkanı'nı hükümeti düşürmek imkanı vaktiyle elinde olan mecliste var mı? Yok. Cumhurbaşkanı'nı ancak vatanı ihanetten düşürebilir veya yargılayabiliriz. Bu çok uzun bir kademe, uzun bir yolculuk. Ve bir Cumhurbaşkanı'na da vatan ihaneti yüklemek çok zor bir iş. Bir Cumhurbaşkanı değil ki vatan aynı olsun. Ama Cumhurbaşkanı hizmet kusuru yapabilir, yolsuzluk yapabilir. Bunları da denetleme imkanından yoksun bırakılır. Parlamentoya bir demokratik meclis demek mümkün değil. Nitekim dış mihraklar bunu böyle söylüyorlar. Şimdi ben siyasete başladığım zaman sadece Birleşmiş Milletler'in San Francisco beyannamesi vardı. İnsan hakları özgürlükleriyle ilgili. Ama bugün çeşitli insan hak ve özgürlüklerle ilgili belgeler var, beyannameler var, komisyonlar var ve en mühimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi siyasi otoriteyi sadece bizim topraklarımızda değil, Avrupa topraklarında da denetliyor. Çok yargı kararları bugün bir insan hakları beyannamesi değerinde. Biz bunların hepsine uymak zorunda olduğumuz halde bugün parlamentomuzu etkin, yetkin ve denetim yapabilir bir hale getirebilir. Şimdi danışman veya sekreter dediğimiz yahut bakan dediğimiz kişilerin sorumlulukları ne? Sadece Cumhurbaşkanı'na sorumluluğu var. Cumhurbaşkanı sorumluluğu yok. Böyle bir sistemi kurmuş getirmiş olduğumuz zaman ortaya sadece idari yönetimdeki sıkıntılar çıkmıyor.
çıkabilir, çıkmaz bilmiyorum. Ama başka ülkelerin kriterlerine uygun bir demokrasimiz yok. Bir demokratik sistemimiz yok, yönetimimiz yok. Ve burada ikinci bir şey söylüyorum. 600 kişilik bir meclis var. Eski meclis başkanı olarak söylüyorum. 600 kişilik bir parlamento yönetmek de zor. O 600 üyeye gelmemek, görev vermek de zor. Çünkü komisyonlar sayısı belli. Yurt dışındaki komisyon sayıları belli. Oralara gönderilecek. En az iki yabancı dil bilecek devuz bulmaktadır. Onun dışında diğer devuzları ne yapacaksınız? Bu meclis salonu benim zamanımda dizayn edildi. Şimdi orada hükümet sıraları vardı. Bakıyorsunuz hükümet sıraları boş. Hükümet yok çünkü. Hükümet aşağı inmiyor. Hükümet sıraları boş olduğuna göre oraya çiçek mi koyacaklar? Başka bir şişe vuracaklar? Bilemiyorum. Ama hükümet sıralarının boş olduğu bir parlamento nasıl denetim organı olabilir? İkinci bir nokta. Peki bu meclis ne iş yapacak? Yasa çıkaracak. Yasa çıkarma demokrasilerde parlamentonun tekelinde olur. Parlamentonun tekelinde kalkmış. Neden? Cumhurbaşkanlığı kararnameler ama. Şimdi görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı böyle kararname çıkarıyor. Kanun kuvvetinde kararnameler çıkarıyor. Meclis yavaş işliyor bir mekanizma. Komisyonları var. Meseleleri dikkatle inceleyecektir. Ve o meseleleri orada müzakere edecektir. Şimdi öyle değil. Cumhurbaşkanı oturuyor. Müşavirleriyle, danışmanlarıyla kuralları koyuyor ve yürürlüğe koyuyor. Meclis onlara yetişemiyor. Eğer iki taraf arasında, iki karar arasında ihtilaf çıkarsa meclisin kararı üstü gelecektir, hor gelecektir de zamana bak. Sıkıntı giderek artarak devam eder. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmuyor. Avrupa ülkelerinde olmuyor. Afrika ülkelerinde benzeri bulunan, mesela Habeşistan'da bulunan bir sistemi Türkiye getirirseniz bizim demokrasiyi iyi yönettiğimizi söylemek mümkün olmaz. Bunu çok objektif söylüyorum, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Yarın parlamento ile Cumhurbaşkanı arasında beklemedik ihtilaflar çıkar. Bir özellikle yurt dışında yapılan operasyonlar konusunda meclis yetkilerine sahip çıkmak isteyebilir. Bir başka şey var. Peki partiler nerede burada? Parti nedir? Yürüyüşte, düşüncede birlik olan insanların ortak bir mekanizması, ortak kurumu. Partiler bir ortaya fikir koyacaklar, tartışacaklar. Sol parti diyorsunuz, sağ parti diyorsunuz, faşist parti diyorsunuz, demokratik parti diyorsunuz. Çünkü o ekonomi içerisinde bir inanç var. Program değişiklikleri yapabilir parti. Günün şartları içerisinde. Bir parti seçim vermemesi ortaya koyabilir. Şimdi ne olacak? Siyasi parti olarak iktidara gelmek mümkün değil. Hatta muhalefette kalmak mümkün değil. Siyasi parti otoritesi de zayıflamıştır. Ve o otorite zayıflayınca halkla parlamento arasındaki yakınlık bağ azalacaktır. Milletvekili seçim çevresine gittiği zaman sahip olduğu yetkileri o kadar dar görecektir ki şaşıracaktır. Eskiden bakanlara ulaşmak kolay, bakanlardan sonuç almak mümkün. Çünkü hükümet üzerinde parti otoritesi vardı. O da kalktı. Şimdi bu otorite boşluklarını doldurmak ancak ve ancak zaman içerisinde tatbikatlı olacak. O tatbikatın da ben aksayacağını düşünüyorum ve demokrasimizin bu dönemde de iyi yönetilmediği sonucuyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Bu uyarıları tecrübeme dayanarak benim hiç beklettim yok bu yaştan sonra. 86 yaşındayım. Tecrübelerimi söylüyorum. Dünyada olmayan bir sistemi Türkiye'ye getirip de Türkiye'de demokrasi olmuşsunu yeşertemezsiniz. Şimdi ayrıca ne oluyor? Başka ülkelerin sizin idareniz hakkındaki fikirleri çok haşizan oluyor. Mesela Trump ne diyebiliyor? Papazı bıraktı diyor. Kime söylüyor? Yürütme organının başındaki kişiye söylüyor. Yargı, o da diyor ki yargı karar verecek. Ama ne tesadüftür? Hakikaten yargıda papazı bırakıyor. Şimdi yargının papazı bırakmasından sonra o Amerika'dan gelen sesle benim sözümü dinledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yargıya teşekkür edeceği yerde yürütmeye teşekkür ediyorum.
Demek ki algı, benim korktuğum algı yurt dışında da yansımıştır. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Yani demokrasiyi biz tahrip edemeyiz. Baştan beri söylediğim, kendimi dahil kusur bulduğum sistemdeki siyasi mesuliyetimizi ifade etmek için söylüyorum. Demokrasi bellidir. Demokrasi tarif görmüştür. Demokrasi yerleşmiştir. Dünyanın yerleşik ülkelerinde yerleşik bir demokrasiler var. Bugün Çin'de demokrasi var der mi kimse? Bugün Sovyetler Birliği'nde demokrasi, Sovyetler Birliği'nde gitti ya, Rus Federasyonu demokrasi var diyen var mı? Şibih demokrasi diyorlar, benzer demokrasi. Demokrasiye benzer. Seçim ve sandık, milli irade tek sonuç verici organ veya müessese değil. Demokrasi bütün organların için. Yargı da çalışacak, yargıç da çalışacak, savcı da çalışacak, o kendi alanında demokratik olguyu, güvenceyi sağlayacak. Şimdi bir senedir hakkında iddianame hazırlanmamış adam tutuklu bulundurursanız, o yargıya güven, Yargıtay Başkanı'nın söylediği gibi %50'nin altında. Bir başka hata yaparsanız, dokunulmazlıkların geçici maddeyle kaldırırsanız, onun sonuçlarından çıkacak sonuçlar hakikaten vahim olur. Bu Elis Berberoğlu hadisesi gibi. Olacak şey midir? Seçim kazanmış bir milletvekilini yargılanmasını sürdürüyorsunuz. Yargı ve yönetim ve yasama arasındaki dengelerin hepsini ortadan kaldırmış. Ve dünyada bu kadar çok demokratik ülke var ki son zamanlarda da giderek de artıyor. Ve demokrasi cephesine katılımlar çoğalıyor. Avrupa Birliği yeni katılan devletleri çok büyük denetim altına almış gözüküyor. Böyle bir denetim içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne payidar etmek, Atatürk'ün tabiriyle muhasır medeniyet seviyesine çıkarmak çok önemli. Muhasır medeniyet seviyesine çıkarmak maddi hadiseler, ekonomik hadiseler değildi sadece. En büyük manevi olgu, gerçek, inanılır, kabul edilir, yaşatılabilir, sürdürülebilir demokrasidir. Bizim demokrasi eksiğimizi gidermemiz çok doğru. Yani o İstanbul Havalimanı'nı yapamayan Türkiye Cumhuriyeti iktidarı bir demokrasi olgusunu ortaya çıkartmadır. Hep tavsiye ediyorum. Demokrasiyle ilgili bütün pürüzleri, itirazları ortadan kaldırırsak, Türkiye'nin ekonomisi de canlanır, Türk parasında değeri artar, Türkiye'deki ekonomik istikrar yatırımları artırır, halkımızın ekonomik seviyesi yükseltir ve Türkiye'nin milli geliri artırır. Çünkü Türkiye'de müthiş bir kaynak var. Türkiye dediğiniz çok önemli bir devlet. Dört denizi var Türkiye'de. Coğrafyanın güzelliğine bakın. İki boğazı var, 10 tane komşusu. O ilk çağlarda, hatta orta çağlar değil, daha çok değil, derin devletler kuran, devletlerin yaşamasını sağlayan, devletlere omuz veren, devletler arasındaki ilişkileri kuran bir coğrafya çıkmış. Çok güzel bir ülkemiz var. Turizmden tutunursa, tarıma kadar ekonominin her alanlarında altyapısı imkanı olan bir ülke. Çoğunu da halletmiş bir ülke. Bugün Türkiye'nin bütün köylerinde elektrik var. Müthiş bir hadise. Bugün Türkiye'de okur yazar orada 96'ya çıktı. Müthiş bir hadise. Yani bir demokrasi olgusunu taban oluşturmak için elimizdeki devlet, millet çok önemli. 98 senelik bir devletiz. 23 Nisan 1950'deki Büyük Millet Meclisi açılışıyla biz devleti kurduk. Meclis önemli bir devlet kurdu. Meclise gelinceye kadar 30 tane kongre var Türkiye'de her tarafında. Demokrasiyi, insan haklarını ve iyi bir devlet kurmayı özetleyen, hedefleyen o kongreler halk kongreleri. 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri belki çok demokratik yöntemleri seçilmemişler. Ama halkı temsil ediyorlardı. Eşraftı, imamdı, hocaydı. Ama bir yandan da devlet siyasetine ilgi duyan etrebekler, aydın vatandaşlar geldiler ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açtılar. O meclis
ordu kurdu. O meclis hükümet kurdu. O meclis savaştı, savaş kazandı. Ne yüce meclistir o. Ve o meclisin kurduğu devleti biz inkar ederek, vazgeçerek, o meclisi küçülterek, zayıflatarak hangi demokrasi kurabiliriz, hangi demokrasi yaşatabiliriz? Oturup düşünmemiz gerekiyor. 1920'de Türkiye'de sadece 50 köyde elektrik var. Milli gelir 50 dolar, 100 dolar arasında oluşuyor. Bu bilgileri beğenmediğim bir takım rakamlara baktığınız zaman 10 bin doların üzerinden konuşuyoruz. Ve bugün başka bir şey var. 1920'de kurulmuş pek çok devlet bugün parçalandı, bölündü, yok oldu. İşte Yugoslavya, işte Sovyetler Birliği. Ama Türkiye Cumhuriyeti payla, Türkiye Cumhuriyeti toprak kaybetmedi. Hatay'ı kazandı, toprak kazandı bu dönem işte. Kıbrıs'ta bir konortusu var. Kıbrıs'ı kazandı. Güneyim değil belki ama kuzey. Türkiye büyük bir devlet olmalı olduğu yerlerde. Nüfusu 13 milyonda 20'de bugün 81 milyon. 81 milyon Türkiye nüfusu var. Her sene 1 milyon artıyor. 4 milyonda misafir kabul ediyoruz. Misafirimiz var. Ve bu büyük nüfusu da Türkiye doyuruyor, içiriyor, bir yerden bir yere götürüp getiriyor, eğitmeye uğraşıyor. İşte bu güzel üniversiteniz buradan değil. Ve 950 üniversiteye başladığım zaman 3 üniversitesi vardı Türkiye'de. Bugün sayı 200 bulduğunu zannediyorum. Türkiye gelişen bir ülke. Ben ona üzülüyorum. Bu kadar büyüyen, gelişen, imkanları olan bir ülkede neden mükemmel bir demokrasi olmaz? Bunu da biz yapacağız. Toprağı Allah verdi. Allah çok şükür olsun. Suyumuzu Cenab-ı Hak verdi. Sınır ötesi sularımız var. Sınır aşan sularımız var. Her şeyimiz var. Turizmimiz var, ışığımız, güneşimiz, her şeyimiz var. Bir demokrasimizdeki eksikliği gidermek o kadar zor olacaktır. Bunları halletmekte şahsi kusurlarımız varsa onları da itiraf etmek istiyorum. Olmuştur. Ama şimdi o olgulardan istifade edip biraz daha ustalık dönemine gitmiş olan siyasetçilerimiz için çok önemli bir görev düşünüyorum. O da demokrasi için engelleri kaldırıyor. Bu da zor bir iş değil. Tekrar parlamenter rejime dönülmesini tavsiye ediyorum. Tekrar parlamenter rejime kusurlarını azaltacak sistemler var, imkanlar var, kurallar koyar. Yeni anayasanın hepimizin güvence altına alan hükümlerini çoğaltarak Anayasa Mahkemesi daha işlevsel çalışır, cesur hale getirir. Verici kararlarla parlamentoyu da, yürütmeyi de, yargıyı da çerçevelemek imkanı kazanmış bir Anayasa Mahkemesi'ne kavuşmak mümkündür. Anayasa Mahkemesi denetler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ikili bir kararları bozulan bir Anayasa Mahkemesi götüremeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin hukuk düzeni, hukuk bilgisi, birikimi en az Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düzeyinde olmalı. Bunları sağlamalıyız. Danıştay'ın yetkileri tartışıldığı bir dönemi çok ayıp sayılır. Osmanlı döneminden gelen Şuray Devleti'nin yetkileri, görevleri artık bugün stabil hale gelmeliydi. Aslında gelmişti de. Küçük bir alan. Bunu örnek diyebilirim. Rahmetli Özal ölünce Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Demirel Cumhurbaşkanı olunca başbakanlık boşaldı. Osman Meclis Başkanı. Hükümet başsız kaldı. Erdal Gönül Cumhurbaşkanı, Başbakan Yardımcısı'ydı. Danıştay Birinci Dairesi'nden bir tane hissedildi. Ve dedi ki, Erdal İnönü bu zaruret karşısında başbakanlık görevi yapabilir mi? Danıştay Birinci Dairesi toplandı, iki gün müzakere etti. Harika bir karar vermiştir. O istişare sonucunda kabine Erdal İnönü başkanlığında yeni hükümet kuruluşa göre göreve devam etti. Bakın ne kadar kritik bir günde Danıştay'ın ne kadar önemli bir siyasi yargıda kavuştu. Danıştay diye geçmeyiz, Yargıtay diye geçmeyiz, Sayıştay diye geçmeyiz. Ben hiçbir yatırıma karşı değilim. Her yatırımdan sevmiştim. Türkiye bir şey kazanır. Ama Sayıştay denetiminden geçmiş yatırımı öyle almamız gerekiyor.
sayıştan yerindelik denetimi yapılır. Öncelik denetimi yapılır. Maliyet denetimi yapılır. Sayıştay bu denetimleri yaparsa helal parayla yapılmış olarak yatırım, yolsuzluklardan arındırılmış, dedikodulardan arındırılmış bir büyük eser olarak Türkiye'de herkesin ittifakla kabul edebileceği bir yere, bir yere gelir. Ve onlar birbirini işte bildikleri zaman da ahlaklı, dürüst, çalışkan, yapıcı, yaratıcı bir devlet ortaya çıkar. Bizim devletimizi kuşatan zorlukları aşmak o kadar kolay ki. Bir irade birliğine ihtiyacı var. Bu toplantıyı da önemsiyorum. Hem gençler hem hepimiz. Karşılıklı bir dert döktü. Bu ülke o kadar güzel bir ülke, ne kadar güzel bir ülke, ne kadar tarihten gelen bir cazibesi olan ülke, ne kadar turist getirebilecek bir ülke, tarihsel dokusu ne kadar derin, nereye kalsanız bir tarih kuşu kuruyor. Burada ne medeniyetler kurulmuş geçmiş. 12 bin senelik bir takım sürüşeler var vizelerimizde. Hatta 15 bin senelik sürüşeler var. Medeniyetler gelmiş geçmiş. Ve ben inanıyorum ki biz de bir medeniyet var. Farkında değiliz belki ama kavgasıyla, gürültüsüyle biz cumhuriyet medeniyeti kurduk. 90 senede, 98 senede. Cumhuriyeti medeniyet aşağı yukarı Ankara'nın teşekkürüyle de maddi vaka haline gelmiştir. Bir maddi eser haline gelmiştir. Bugün tartışmasız şunu söylemek istiyorum. Bu asırlarda hem 20 hem 21. asırda örnek alınacak bir devlet kurdu. Bu devleti, bu devletin halkına yakışır biçimde yönetmek zorundayız. Bu yönetimin adı da gerçek demokrasidir. Hepimiz gibi ben de gerçek demokrasiyi ahir ömrümde arıyorum. Eksiklerimiz, gediklerimiz varsa da onların sıkıntılarını beraber çalışacağımızı ümit ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Şimdi son konuşmayı yapmak üzere Hasan Korkmazcan Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, değerli öğretim üyeleri, Sayın Dekan ve sevgili gençler. Bugün demokrasi tarihimiz Türkiye'de oluşan demokratik iklimin hem geçmişi hem güncel sorunları üzerinde epeyce bilgi sahibi olduk şu ana kadar. Benim bu konuşmalara katkım gelecekle ilgili dünyada ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi konusunda bize düşen sorumluluk nedir konusuna ağırlık vermek olacaktır. Türkiye'de bir tarihin bütün sayfaları karıştırılsa çok önemli bir birikim var. Türkiye'de sadece meclisli yönetimler denilebilecek kavramı ölçü alsak bunun tarihi kayıtlara girmiş 4000 yıllık bir tarihi var. Çin kaynaklarına göre milattan önce 1750'de Türkler kurultaylarla yönetiliyorlardı. Bu birikim dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bir Kuvayi Milliye hareketinin ve imparatorluklar çağının bittiği bir ortamda kayıtsız şartsız teslim olmuş bir devletten yeni bir devlet kurabilme imkanını bu millete göstermiştir. Mondros Mütarekesi'nin yıl dönümünden sonraki günleri yaşıyoruz. 30 Ekim'de kayıtsız şartsız bütün
savaşa katılan diğer imparatorluklar gibi Osmanlı İmparatorluğu da galip devletlere, o günün emperyalistlerine teslim olmuştu. Ordularının silahlarını bırakmayı kabul etmişti. Bir devlet ordularının silahlarını bıraktırıyorsa tarih önünde yaşama iradesinden vazgeçiyor demektir. Çünkü devlet biraz da ordu demektir. Ama Türk milletinin, emperyalistlerin hesap etmediği şey oydu. Türk milletinin bir milletçe bağımsız yaşama, egemen olarak var olma ve bu yolla dünya insanlığına hizmet etme ülküsü vardı. Buna güvenen Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'ya çok namüsait şartlar altında gittiler. Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlattılar ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mücadelesi yalnız Türkiye'de değil, Yeni Zelanda'da anıtlar dikilmesine, oradaki Maorilerin Atatürk'ü kendilerinin bir önderi kabul etmesine yol açmıştır. Aynı şekilde Yeni Zelandalılara, Yeni Zelanda'da Maorileri neredeyse soykırıma tabi tutan Anzak güçlerini de yine Atatürk'e karşı saygı beslemeye mecbur etmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde kızlarına bile Kemal adı veren Kuvayi Milliye hayranları vardır. Hindistan Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken tamamen Türkiye'deki kurtuluş hareketinden örnek aldığını ifade etmiştir. Hindistan'ı kuranlar Gandhi dahil, Nehru dahil. Pakistan öyle. Yaser Arafat gelmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyarete. Galiba Sayın Başkan'ın başkan olduğu, benim başkan yardımcısı olduğum dönemde Yaser Arafat meclise gelince demişti ki bu kutsal çatı yalnız Türk milletinin kutsal bir yeri değildir. Bütün mazlum milletlerin umut bağladığı, mücadelelerinde güç aldıkları, destek buldukları bir destanın yazıldığı yerdir. Yani şu anda emperyalizm karşısında mücadele veren Venezuela'dan Çin'e kadar birçok ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hayranıdır. Bize gelince ne oluyor? Biz demokrasiye geçelim dedik. Demokrasiye geçerken ister istemez çok parti oluyor, çok farklı siyasi görüşler oluyor, bunlar yarışıyor. Bu yarışı düzgün yapabilmenin adı demokrasidir. Yarışı kurallarına uygun yapabilmenin adı demokrasidir. Kuralların dışına taşınırsa bu sefer elimizdeki o tarihi birikimi bütün dünyayı hayran bırakan Kurtuluş Savaşları'nın öncülüğünü yapma rolümüz de gölgeleniyor. Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'le Sayın Cindoruk ve ben aynı siyasi kampta mücadeleler verdik. Birbirimizden ayrı partiler içinde de bulunduk. Yıllar sonra Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken bir özetleme yaptı. Biz dedi, tartışmayı beceremedik, kavga ettik. Bu kavgadan hem kendimiz, hem partilerimiz, hem de Türkiye zarar gördü. Aşağı yukarı 1946'dan sonraki siyasi hayatın özeti budur. Demokrasi kavga rejimi değildir. Demokrasi tartışma, ortak doğruyu bulma ve onu kurallara bağlayarak milletin geleceğini yön verme rejimidir. Bunu maalesef zaman zaman gölgeleyecek durumlara düştük. Bütün bunlara rağmen bazı yanlışlıkları da
kamuoyunda algıladığımız tarihe dönük yargılamalarda gördüğümüz yanlışlıkları da düzeltmek lazım. Türkiye demokrasi mücadelesini çok az bedel ödeyerek kurabilmiş ülkelerden biridir. Şimdi 1950'lerde çok partili siyasi hayata geçmiş olan siyaset adamlarımıza haksızlık yapmayalım. Kendi milletimize de haksızlık yapmayalım. Bazıları diyorlar ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim demokrasimizi batılılar kurdu. Onlar saldırdılar Türkiye'ye. Türkiye mecbur kaldı demokrasiye geçti. Öyle değil. Biz 1946 şafağında yola çıkanlar diye bir sloganın sahibiyiz eski demokratlar. Bizim söylediğimiz şudur. Türkiye'de demokrasiyi Türkler kurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri falan değil. Çok partili siyasi hayata geçerken milli iradenin öncülüğünde geçtik. İsmet İnönü ve Celal Bayar bu milletin iradesini hayata geçirmenin iki öncüsü ve tarih önündeki kahramanıdır. 1946'da Türkiye'de demokrasi kansız bir seçimle şeflikten çok partili hayata geçebilmişse o günkü kadroların başarıları vardır. 1960, 1971, 1980 darbeleri elbette darbelere muhatap olan siyasetçilerin de kusurları var. Elbette o darbelerde görev yapan askerlerin de kusurları var. Ama bir tarafını da unutmayalım. Bizim 1945'lerden sonra katıldığımız müttefik grubun da büyük kusurları var. Yani Türkiye'de yapılan her darbenin arkasından mutlaka Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırı sonuçlar doğması için ciddi müdahaleler olmuştur. Yani 27 Mayıs sabahı askerlerin bir grup askerin darbe yapması başka bir şey. Onun arkasından hemen bir takım güçlerin Türkiye'deki emellerini gerçekleştirebilmek için devreye girmiş oldukları gerçeğini de görmek lazım. Bu eğer konuyu kavgaya dönüştürmeyip de tartışacak isek, bütün bunlara rağmen 1961 Anayasası Türkiye'de demokrasiye bir adım daha ülkeyi yaklaştıracak hükümler ihtiva ediyor. Aynı anayasayı uygulamada başarılı olamadık. 1971'e geldi olay. Ben bizim camiamızda, yani Adalet Partisi camiasında şu sözlerin çok yüksek sesle söylendiğini duydum. Kırat şahlanacak ama taylar bırakmıyor. Bu taylar kim? Danıştay, Sayıştay, Yargıtay. Şimdi bakın Sayın Cindoruk aynı taylar engel oluyor zihniyetinin bugün de yaşadığını gösterdi bize verdiği örneklerle. Yani hukukun üstünlüğüne inanmış yöneticilerin bulunması demokrasilerin milletlere hizmet eden bir rejime dönüşmesinin temel şartıdır. Hukukun üstünlüğü. Onun için biz Sayın Cindoruk hepimizi dışarıdan yapılan ordumuza, cumhuriyetimize, milli değerlerimize yapılan saldırılar karşısında milli merkez olarak bir harekat başlattı. Bizim Genelkurmay Başkanımızın, siyaset adamlarımızın, hukukçularımızın özel bir tertiple Türkiye'yi bölebilmek amacıyla hapse atıldığı bir dönemde milli merkez olarak bir mücadele başlattı. Kavga yerine hep birlikte ülkemizin çıkarlarına sahip çıkmanın yolunu gösterdi. Daha sonra bu anayasa geldiğinde aynı çalışmaları sürdürdük. Bir de özellikle anayasa konusunda halkı aydınlatmak için Milli Anayasa Hareketi geliştirdik. Bu anayasa değişikliğinin, bu sistem değişikliğinin
Türkiye'nin doğal gelişim çizgisinden bir sapma olduğunu ifade ettik. Bu sapma maalesef bugün emareleriyle görülmektedir. Onu yapanları dahi pişmanlığa itecek bir noktaya gelmiştir. Ankara'dan bugünlerde gündemde olan İstanbul Havalimanı'na ilk uçan yolculardan biri oldum. Tesadüfen bu toplantıya gelmek için uçak aradık. Dün itibariyle rezervasyonumuz yapılmıştı. Meğer biz tarihi bir uçuş yapmışız. Havaalanına iki tane şey gelmişti. İtfaiye arabası. Onlar havaya su sıktılar. Su takının içinden geçtik uçağımızla. Gerçekten Türk müteahhidinin, efendim, Türk işçisinin, mühendisinin başarısını gördük. Daha tamamlanmamış ama yapılıyor. Ama burada bir aksama oldu. Hemen hatırladım. Bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Meclis Başkanı, Ulaştırma Bakanı ve müteahhit firmanın temsilcileri törenle konuştular. İlk sözü Meclis Başkanı'na vermişler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Bey konuştu törende. Sonra bir anons yaptılar. Yanlışlık oldu dediler. Şimdi dünyanın en büyük havalimanını yapıyorsunuz. Tamamlandığı zaman öyle olacak. Bu büyük başarı. Dünyanın bundan sonraki sivil havacılıkta çok önemli merkezlerinden biri haline Türkiye'ye getirecek. Bu da başarı. Ama bir protokol hatası yapıyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, efendim, müteahhitten önce konuşturulmaz, Ulaştırma Bakanı'ndan önce konuşturulmaz. O ancak Cumhurbaşkanı'ndan önce konuşur, son konuşmayı Cumhurbaşkanı yapar. Resmi törenlerdeki protokol budur. Şimdi bir hava yönetiminde, hava yolculuğu yönetiminde iki saniye hata yaparsanız yüzlerce insanın uçakla beraber denize gömülmesine sebep olursunuz. Böyle bir kötü örnek verdik orada. Pardon dediler ya, Sayın Meclis Başkanımız önce çağrılmış falan diye. Ama orada başka bir şey daha oldu. Sayın Meclis Başkanımız, biz dedi buradan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber helikopterden geçmiştik. Kömür çukurları vardı. Bu çukurlar sorun olmaz mı diye Cumhurbaşkanı'nın aklına bir şey geldi, bana sordu. Ben de olmayacağını, oraları dolduracağımızı söyledim dedi. Bu Binali Yıldırım Bey'in sözü. Aradan başka konuşmalar geçti. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya hiç temas etmedi. Çukurlar konusuna, işte çukurları da doldurduk, yaptık falan dedi. Burada bir çelişki var. Acaba çukurların dolamayacağı gibi bir endişeyi Sayın Cumhurbaşkanı mı yaşadı? Yoksa Yıldırım Bey onu yanlış mı hatırlıyor? Sayın Binali Yıldırım yanlış mı hatırlıyor? Bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Bunlar bir devlet yönetiminin bütün kademelerinde bulunan kesimin bir tek noktayla kendini sorumlu görmesinden oluşuyor. Hani bir sabık rektör vardı, farz-ı ayındır başkana itaat etmek fetvası veriyordu. Bu anlayıştan bu türlü hatalar yapılıyor. Aslında bir büyük havaalanının böyle bir yatırımın kararı teknik olarak, meteorolojik olarak, şehrin gelişimi olarak, ülkenin çıkarları olarak, finans imkanları olarak ve finans akışı olarak herhangi bir işletmede dahi böyle keyfi yapılmaz. Yani uçaktan helikopterle iki kişi geçer, böyle karar verir değil. Onların helikopterle geçeceği zamana kadar daha önceden hazırlanmış planlar, programlar, jeolojik araştırmalar hepsi biter. Ondan sonra bunlar yapılır. Böyle yapmazsanız dünyanın başka bir köşesinde bir birim fiyata yapılan işi siz üç birim fiyatla başarabilirsiniz. Başkalarına sıfır faizle kredi veren çevreler size %7,5 artı %1,5 komisyonla kredi verirler.
Sadece komisyonu bile bir takım yerlerin aldığı kredi, ödedikleri kredi faizinin 3 misli olan bir ekonomiyle yönetilir hale gelirsiniz. Bunları şunun için anlatıyorum. Gelecekte Türkiye'nin, Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak hedefi, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın ve rahmetli Menderes'in Türkiye'ye hizmet etmiş olan Süleyman Demirel'den bizim beraber çalıştığımız Necmettin Erbakan'a kadar bütün gelmiş geçmiş milli çizgide hizmet vermiş siyasetçilerimizin emekleri boşa gider. Bütün bunlar toplumun olgunluğuyla bütünleşen bir süreçti. Elbette hatalar oldu. O hatalardan ders alarak bu noktalara getirdik ülkeyi. Ama o hatalardan eğer bir güç zehirlenmesiyle gerçek şeyleri çıkaramazsanız, gerçek sonuçları çıkaramazsanız tekrarlama riski vardır hataların. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil şimdi. Çağımızda demokrasinin de krize girdiğini görüyoruz. Bir kere ülkelerde ekonomik sistem krize girmiştir belli. Bir sistem, ekonomik sistem, insanların gelecek güvenliğini tehlikeye atıyor, tehdit ediyorsa orada bir kriz var. Demek ki şu anda çağdaş ekonomik sistem plan dedikleri küresel ekonomik sistem iyi şeyler üretmiyor. Tam aksine hepimizin kafasında kuşkular oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içi dahil küreselleşme sonucunda sınıflar arası fark uçurumlara dönüştü. Dünyanın en fazla açlık çeken, evsiz barındıran ülkesi konumuna geldi Amerika Birleşik Devletleri. O durum Trump gibi bir takım yeni faşizan eğilimli siyasetçilerin sahneye çıkabilmesi fırsatı doğurdu. Bu sadece Amerika yönünden değil, küreselleşme gelişmiş ülkelerle kalkınmakta olan ülkeler arasındaki makası da çok açtı. Bu insanlığın felaketine giden bir süreç demektir ekonomik bakımdan. Bu süreçte son 50 yılda dünyadaki canlıların %60'ını kaybettik. Büyük bir felaket. Bu %60 canlının içinde insanların olmayacağının garantisi yok. Yani bir takım arılar ölüyorsa, böcekler ölüyorsa, vahşi hayat dediğimiz doğal hayat her geçen gün bir sıkıntıya düşüyorsa bu sıranın insanlara geleceğini de gösteriyor demektir. Zaten insanlar daha doğal değil, daha suni yollarla da öldürülmeye devam ediyor. Bu çaresizlik yönetim krizini de gösteriyor. Yani demokrasinin şu anda dünyadaki etkinliğini büyük ölçüde kaybettiğini gösteriyor. Nitekim Avrupa Birliği dahil Avrupa 1948 Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi'nden uzaklaşan liderler katlanarak güç kazanıyorlar Avrupa'da. Şu anda uygulama 100 yıl Sayın Abdülhamit Çay Hocam'ın söylediği gibi bu 100 yıl içinde şu anda standartlarında mutabık olduğumuz demokrasi teşekkür etti son 100 yıl içinde. İki uygulama gördük. Birisi Batı demokrasileri, biz onların içinde yer aldık. Bir de halk demokrasileri adı verilen Sovyetler Birliği'nin öncülüğünü yaptığı deneme. Sovyetler Birliği'nin öncülüğünü yaptığı halk demokrasilerinin o toplumları başarıya kavuşturmadığı anlaşıldı. 1989'da onlar beyaz bayrak çektiler. Biz yanlış yapmışız dediler. Batı demokrasileri ise bugün demokrasi kriterleriyle ele alındığı zaman neredeyse Sovyetlerin öncülük ettiği sistemden daha kötü ürünler veriyor. Şu anda dünyanın en büyük demokrasisi
nelerle ayakta durmaya çalışıyor bakın. Suudi rejimiyle ayakta durmaya çalışıyor. Onları almış eline. Suudi rejimi bu bölgede destek verecek. BOK projesi bunlarla yürüyecek diye ümit ediyor. Geliyor şeye, Kuzey Suriye'ye. Orada da teröristlerle işbirliği yapılıyor. Yani bu sadece demokrasi değil, devlet kavramına bile gölge düşüren uygulamalardır bunlar. Batı demokrasisinin krizi budur. Yani 4 milyona yakın bizim bölgemizde, İslam coğrafyasında insan öldü. 20 milyona yakın insan evinden, yurdundan uzaklaştı. Binlerce insan denizde yeni bir hayat ararken boğuldu. Bütün bunlara seyirci kalan, hala biz acaba daha ne kadar fazla kazanabiliriz? Bunları sömürme sistemimizi ne kadar daha uzatabiliriz gibi bir zihniyet Batı demokrasilerine bir hastalık olarak yapışmıştır. Bütün bunların düzgün bir konuma getirilmesi, insanlık değerlerini merkeze koyan yönetimin oluşabilmesi için Türkiye'ye çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bütün bu çıkmazlardan, yani ekonomik çıkmazdan, yönetim çıkmazından, demokrasi krizinden dünyayı kurtaracak sorumluluk bilinci hala Türkiye'de vardır. Bütün hatalarımıza rağmen. Oturup gerçekten demokrasinin metodu olarak ifade edildiği şekilde meclislerimizde, kurultaylarımızda, bilim çevrelerimizde dünyanın sorunu nedir? Bizim sorunumuz nedir? Bizim için iyi olan insanlık için de iyidir. İnsanlık için iyi olanı kendimizin sorumluluğunda gördüğümüz takdirde 21. yüzyıl çok farklı olabilir. Çünkü 20. yüzyıl dünyanın gelmiş geçmiş en büyük vahşetlerine sahne olan bir yıl olarak, yüzyıl olarak geride kaldı. 21. yılı oluşturmamız lazım. Burada Sayın Cindoruk'un çağrılarına ben de katılıyorum. Siyaset kurumlarımız bu meseleleri, ülkenin beka sorunu olan meseleleri kavga konusu yapmamalıdırlar. Bu kavgalarla hiçbirimizin kazancı olmayacağını geçmişte ifade edenlerin birikimleriyle bizim siyasi hafızamız muhafaza etmektedir. Yeni facialara yol açılmamalı. 1959 yılında bir yolculukta öğrenci arkadaşlarla sömestr tatilinden dönüyorduk. Bir istasyona geldik. Ortalığı süslemişler, bayraklar, bandolar falan var. Ne oluyor dedik? Cumhurbaşkanı geçiyor buradan dediler. Cumhurbaşkanı rahmetli Celal Bayar. O zaman biz trene bindik, Cumhurbaşkanı ile görüşelim dedik. Nasıl görüşürsünüz falan? Görüşebiliriz dedik. Ama bir şey vardır. Demokrat Partililer İsmet İnönü'yü beyaz trene binmekle çok itham ederlerdi. Beyaz trene bindi bu milli şef. Onu şefliğin alameti farikası sayarlardı. Ama Celal Bayar da beyaz trendeydi. O yolculuğumuza 10 yıl sonra aynı beyaz trene binmişti. Yani 1950'de meclise üstü açık bir ciple giden seçim kazanmış, seçimin galibi o günün muhalefet lideri Celal Bayar beyaz trene binmişti. 1958'lerden sonra Sayın Hüsamettin Cindoruk Hürriyet Partisi'ndeydi. Ben de Demokrat Gazete'de yazı yazıyordum. Artık yazamaz hale gelmiştim. Mücadele Gazetesi'nde yazmaya başlamıştım. Bu şartlar altında 27 Mayıs oldu. Ama 27 Mayıs'tan kısa bir süre sonra maalesef Türk tarihinin yalnız 20. yüzyıl, yalnız demokrasi tarihi değil, Türk tarihinin karanlık sayfalarından biri rahmetli Menderes ve arkadaşlarım idamı oldu. Biz 27 Mayıs'tan önce eleştirdiğimiz Menderes için bir yolculuğa çıkıyordum. Annem bahçede bulunan ne kadar çiçek varsa son anda bana verdi. Tokat'a gideceğim. Yedek subay öğretmenim. O çiçekleri oraya kadar götürmek mümkün değil.
en yakın yerde tam Menderes Köprüsü'ne gelince cibi durdurdum, beni götüren cibi. Bir Fatiha okudum, ırmağa attım çiçekleri, Menderes ırmağına. Çünkü Menderes'in mezarı yok, belli değildi daha. Ama nasıl olsa ırmak denize akar diye düşünmüştüm. Şimdi bir ülkenin kısa bir süre içinde bütün demokrasi standartlarını yakalayabilmesi mümkün değil. Ama bu kadar acıyı çeken, bu kadar acıyı bir kuşağın hayatı içinde görmüş, yaşamış bir toplumun bugünkü demokrasi standartımızdan daha yüksek bir yerde olması lazım. Buna hepimizin hakkı var. Hepimizin bunu talep etmek, bunu gerçekleştirmek için görev yapma zorunluluğu da var. Ben inanıyorum ki bugün bizi dinleyen Aydın Üniversitesi'nin genç öğrencileri, diğer üniversitelerdeki arkadaşlarımız bütün bu geçmişten de ders alarak kendi sorumluluklarının yerine gelmesinde bizden daha başarılı olacaklardır. Çünkü bizim önümüzde bir tek Kuvayi Milliye örneği vardı. Atatürk'ün demokrasiye geçmek için yürüttüğü çabalar vardı. Ama sizin önünüzde neredeyse bütün Avrupa'nın yaşadığı son 400 yıllık birikim var. Türkiye bu kısa süre içinde bunların hepsini denedi. Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetinin tamamı Türkiye'de denendi. Hepsinin tek başına çare olmadığı görüldü. İslamcılıkta, Türkçülükte, Batıcılıkta hepsi denendi. Artık sonuna geldik. Bundan sonra her birinin haklı tarafları olduğunu bilen bir bilinçle devlet yönetimine hazırlanmamız lazım. Böyle bir takım liderlerden, bir takım başkanlardan mucize bekleyerek demokrasi olmaz, milli hayatı devam ettirmek olmaz. Demokrasi evvela kurumlarla, Türk tarihinde buna töre deniliyordu. İki, kurumlarla, Türk tarihinde buna kurultay deniliyordu. Ve üç, insanların devamlı uyanık olarak kendilerinin çıkarlarını bütün insanların çıkarlarında birleştirebilmesiyle gerçekleşir. Türkiye bu sıkıntılı günleri aynı tarihten gelen miras bilinciyle aşabilecektir. Ona biz güveniyoruz. Bugünkü iktidarın son 15 yılda geçtiği çizgiler dahi bir takım iyileştirmelerin eğer kamuoyu olarak biz sağlam durabilir, demokratik haklarımızı hiçbir korkuya kapılmadan savunabilirsek bugünkü iktidarın da doğru çizgiye yaklaşabileceğini görürüz. Mesele o iktidarı yıkıp bu iktidarı inşa etmek değil. Mesele iktidarların demokratik usullerle ve kavgasız bir şekilde el değiştirmesini sağlayacak sistemi oluşturmaktır. Bu konularda 1980 sonrasının demokrasi kalitesini biz 1980 öncesini yaşayanlar asla yeterli görmedik. Maalesef 1950'deki demokrasinin kalitesi 60'ta yoktu. 60'ın kalitesi 71'de yoktu. 70'in kalitesi 80'de yoktu. Bugün 80'e geldiğimiz zamanki demokratik kalitede maalesef yok. Çünkü bizim bu geçtiğimiz süreçlerde ülkenin ekonomisi, eğitimi, sağlığı, tartışma konusu, gündemde bunlar olurdu. Şimdi başka şeyleri gündeme getirerek siyaset yapma alışkanlığı, kuraycılığı benimsendi. Kamplara ayırarak toplumu, işin kalitesini kontrol etme imkanını toplumun elinden almak yolu seçildi. Bütün partiler için bunu söylüyorum. Bundan süratle çıkabilmemiz lazım. O da gençlerimizin bu işlerde kendilerini sorumlu saymalarıdır.
1965 yılında ben İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak aynı zamanda İstanbul Üniversitelilerinin Kıbrıs Mücadele Komitesi Başkanıydım. Hazırladığımız bir bildiri var. O tarihte basına da intikal etti, 1965. O bildiriyi alın bugün, Kıbrıs konusu o bildiri çerçevesinde çözülür. Biz üniversiteler olarak bunu kendimiz hazırlamıştık, tartışmıştık. Sonra gittik devrin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli ve Senato Başkanı Celal Atasagun Paşa'ya arz etmiştik. Gençlerimiz kendilerini böyle görmediler. Onlar en büyük makamlara da en fazla bu sistemden zarar gören vatandaşa karşı da sorumludurlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, bugünkü panelimiz burada sona erdi. Sorusu olan varsa bir iki soruya cevaplayalım. Ondan sonra... Evet. Yok galiba. Kim, hangisi? Buyurun. Şimdi bahsetmişiz konuşurken meclisin yönetme zorluğu arttı diye. Bugünler açıklama meclis kavramı konusunda ortaya bağlı. Nedir? Söyle. Yani diyorum ki... Şimdi bugünlerde malum bahsetmişiz yani meclis yönetme zorluğu arttı. Şu meclisi çıkan kavramına bağlı edelim. Çamaşırını geçmişin güneşinde kurutamazsınız demek. Bugün ödülü kurarsanız çok şey. Ama bizim söylemek istediğimiz şu. Daha iyi bir demokrasi için şartlarımız var. Ama bu şartları kullanmıyoruz. Parlamenter demokrasi dediğimiz zaman parlamenter öyle çıkarmak, üstüne çıkarmak zorundasın. Parlamenter yukarıdan ise demokrasi yok. Evet. Hocam. Ben yazacağım. Verdim sonra yazamadım. Murat Sönmez. Tarih bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle oturum başkanıma nezdinde değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Türk siyasetinin geçmişten bugüne kadar gerçekten güzel bir harmanlamasını gördüm. Ve demokrasinin o günden bugüne bir seyrini bugüne kadar en azından temaşa imkanımız oldu. Müsabbetin için Doruk Hocam'a sorum olacak. 4 tane soru soracağım eğer değerli zamanınız olursa. Ya da bir tanesini sorayım o zaman. Şöyle yapayım. Şimdi geçmiş döneme baktığımız zaman 1946'nın başımsa Demokratik Parti döneminden sonra işte 19 Eylül Hareketi diye bilinen Hürriyet Partisi kuruluşuyla beraber Türk siyasetine daha farklı bir aslında bir yapıya kapı açmış oldu. 90'lara geldiğimiz zaman da değerli siyasetçilerimiz o günleri daha iyi hatırlarlar. Böyle bir anda farklı partilerin içinden çıkmış ama ne bir söylemi ne bir tabanı olan bir hareketler vardı. Partiler vardı tabiri caizse. Bunların da ne gitmesi ilk seçimde tamamen hepsi yok olmuş gitmiştir. Merak ettiğim şey bu partilerin Türk demokrasisine katkısı nedir? Bu bir. İkincisi bir şey daha sorayım müsaadeniz olursa. Üstad dedi ki işte darbeler